Mutlu günler değerli izleyenler. Satırbaşı programı ile karşınızdayız. Satırbaşında bugün piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Ekonomik döviz ve kuyumculuk yönetim kurulu başkanı Gürsel Durmuş. Bugün benim program konuğum kendileri. Öncelikle hoş geldiniz diyerek başlayalım yayınımıza efendim. Bugün evet özellikle satırbaşının ana maddesi aslında piyasalardaki son durum ve yapılan açıklamalar, küresel piyasalar. Bunun devamında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu hafta AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamalar içerisinde belirtmiş olduğu üzere faiz oranlarının düşmesi ve enflasyonun düşmesini getireceğinin vurgusunu yapması. Birçok açıklama var. Bunların değerlendirmesini isteyeceğiz sizden ama bunun öncesindeki başlığımızda da aslında genel olarak verdiğimizde piyasalardaki son durum dediğimizde bize nasıl bir değerlendirmeyle giriş yaparsınız? Şimdi piyasalardaki son durumu başlamak için ilk önce 3.47-50'lerin üstüne çıkan piyasanın nedenini bir görmek lazım. O da Amerikan Merkez Bankası'nın bilanço küçültme kararını vermesi, işte Amerika ile başlayan para sıkışıklığı piyasalardaki yönü değiştirdiği kanaatindeyim. Daha önceki sohbetlerimizde 3.47-50 çok önemli bir yer. 3.47-50'nin üstünde kaldıkça 3.55'in üstünde 3.60'lar hedef haline gelecektir diye daha önce belirtmiştik. Yani bunun yine kaynağı Amerika Birleşik Devletleri ve Fed'in politikaları, şu anda Amerika'da işlerin biraz iyi gitmesi, son zamanlarda verilerin iyi gelmesi, Aralık'ta bir faiz artırımını yaratacağı, bilanço küçültmesiyle birlikte de dünyada bizim gibi ülkelerden para çıkışının bir sinyali olarak algılandı. Piyasadaki son dövizdeki çıkışı, altındaki çıkışı etkileyen en önemli bir dönüm noktasıydı orası. Özellikle ABD'yi vurguluyoruz piyasalardaki durum hakkında dediğiniz gibi çıkış noktası ve özellikle Donald Trump'ın vergi reformuna ilişkin iyimserliğinin devam ettiğinin açıklaması da var. Bu da aslında seyrin bu şekilde devam edeceğini bize gösterir mi bu açıklama? Yani şu anda işte son bu geri gelişi sağlayan en önemli nedenlerinden biri Trump'ın politikalarının uygulanmaması ve o konuda birçok şeyin senatör temsilciler meclisinden geri dönmesi, bu kendi derdine düşen bir Amerika ve Amerikan başkanı görüntüsü verdi. Bu da orada bir boşluk yaratarak bizim gibi ülkelerdeki faizin yüksekliğinden kaynaklı bir para akışını gördük. Yani geri gelmesini sağlayan nokta oydu. Ama son zamanlarda Trump'ın politikalarının yarısını uygulaması bile olumlu bir işaret olarak algılanıyor. Bu da tekrar gelişmiş ülkelere doğru bir para hareketine vesile olduğu görüyoruz. Evet, küresel boyutun aslında baktığımızda böyle bir akışın olduğunu söylüyoruz. Peki iç piyasaya döndüğümüzde nasıl bir yansıma görüyoruz? Şimdi iç piyasada yani yetkililerin faiz olayında, yani bizim bu noktada Türk lirasının değerlenmesini sağlayan iç olarak da Merkez Bankası'nın sıkı duruşuydu. Dünyanın en yüksek faizini veriyoruz. Yani 12-25'ten para veriyoruz. Bu da faizler gerçekten dünyaya göre yüksek bir faiz oranımız var. Bu da bizim ülkemize para girişini de sağlayan en önemli etmenlerden biri. Şu anda faizin düşürülmesi gibi, bu enflasyon şartlarında enflasyonun yükseldiği bir durumda faizin düşürülmesi dövizdeki hareketi daha hızlı bir şekilde yukarı çıkmasını sağlayacak bir olaydır. Yani bu da dövizin yükselmesinden kaynaklı geçişkenlikler de enflasyonun çok düşmesini de sağlayan bir durum değil. Yani bir taraftan faizin yüksekliği enflasyonun kaynağı ama bir taraftan da dövizdeki geçişkenlik dolayısıyla doların yükselmesiyle birlikte diğer dolar bağlı bütün şeylerin, ürünlerin de değerinin yükselmesi anlamına da geliyor. Yani bu da
bıçak sırtı gibi bir olay. Olay, evet, dediğimiz gibi faizlerin düşmesi bekleniyor ve enflasyonun endekslenmesi buna bağlı olarak böyle bir açıklama vardı. Peki açıklamanın devamında şu da var. Her zaman konuşulan aslında başlıklardan bir tanesi. Yastık altındaki altınlar bize hiçbir fayda sağlamaz. Şimdi şu andaki duruma baktığımızda evet, hareketlenmeyi sağlayacak mıdır bu iç piyasada? Yani tabii bu noktada bu ne kadar şeye dönüşür, pratiğe dönüşür, onu görmek lazım. Elbette yastık altında duran paranın piyasaya girmesi, piyasadaki şu anda para sıkışıklığının bir ölçüde rahatlaması açısından bir önemli. Yani o bir gelir noktası, kullanım noktası olacaktır mutlak ki, ama yani bu söylemler ne kadar işler, ne kadar pratiğe döner onu görmek lazım. Çünkü bu bir tasarruf, halkın bir tasarrufu. O kararı da onların vermesi gereken bir olay. Şimdi vatandaşın gözünden baktığımızda aslında bu siyasi politik durumlar ve bunun devamında piyasalara yansıması durumu da çok önemli. Evet, özellikle konuşulan söylemler arasında şu var. Evet, şu anda yatırım yapılacaksa, özellikle vatandaş yapacaksa, bugün buradan iletiyorsak komiye, vatandaş yapacaksa altın alsın bu yatırımın devamını ya da dolarla değerlendirsin şeklinde konuşulan durumlar var. Şu andaki piyasanın durumuna baktığımızda aslında küresel boyutuyla girdik işin içerisine son durum dediğimiz takdirde. Şu andaki durumda yatırım noktası nereye yapılmalıdır? Oklar ne yönü gösteriyor sizce? Yani şu anki yıl sonu itibariyle bakacak olursak, yani şu anda hem global piyasalardaki, dünyadaki gelişmeler, bunu da Amerika bu işin dümeninde ve onun politikaları dünyadaki gelişmeleri en fazla etkileyen bir durum. Yani buna bakacak olursak yıl sonu itibariyle dolarda bir yükseliş, altında da bir yükseliş görmek mümkün diye düşünüyorum. Şu andaki yani şu andaki seyir olarak evet, söylersek 3.60'lar çok önemli. 3.59, 50, 200 günlük ortalamanın geçtiği çok teknik bir seviye. 3.60'ın üstünde kalıcı olursa 3.75'in yolunu açacağını düşünüyorum. Yani 3.75'in üstünde ki bu işte bizde faiz düşürmeler yıl sonunda kadar bir faiz düşürme gündeme gelirse, Amerika'daki bu politikalar da veriler iyi gelir, hem faiz artırımı hem de bilanço küçültmesi devam ederse ki o zaman da 3.750'nin üstünde de 3.850'ye doğru bir hareketi yıl sonunda görme imkanı hala var diye düşünüyorum. Evet, yıl sonuna kadar seyir bu şekilde olacak diyorsunuz özellikle. Peki şimdi yatırımcıların gözünden bakarsak, evet böyle gidecek bir piyasa oranlarından bahsediyoruz. ABD'nin çok etkili olduğunu söylüyoruz. Peki yatırımcıların odak noktası neresi olmalı? Büyük yatırımlardan bahsediyorum. Evet, seyir bu olacak ama ABD'nin belirlemesiyle beraber yatırımcıların odak noktasında öğrenmek isteriz size. Ya biz tasarruf açısından bunu söylüyoruz. Yatırım noktasında, yani altında da biz dövizin yanı başında, doların yanı başında altında da bir doların yükselmesiyle birlikte orada da bir yükseliş görme imkanımız mümkündür. Orada da seviye verecek olursak, yani 140'lara yaklaştıkça altın almak lazım. Şu anda 147 seviyelerinde. 155'ler en üst sınır şu anda gözüküyor. 150'nin üstüne çıktıkça 155, 155'i geçerse de 160 gibi bir seviyeler hedefleyebilir. 50'nin altında da 42'lere yaklaştıkça, 40'lara yaklaştıkça altın almak da şu anda yıl sonu itibariyle kazançlı olur diye düşünüyorum. Yıl sonuna kadar aslında beklenen durum ve analiz bu oluyor. Devam eden seyir için beklenen bir durum var mıdır? Evet, son durumu konuşuyoruz şu an ama ileriki süreci de öğrenmek isteriz sizden. Yani yıl sonu yani 2018. Evet. Yani bunu 2018'i de yıl sonu itibariyle ondan 2018'e bir hem dış piyasalarda hem de iç piyasada bir projeksiyon
olacaktır. O zaman daha sağlıklı değerlendirme şansımız var. Şunu da sormak isteriz. Evet, ABD'den bahsettik ama piyasalarla ilgili konuşurken Brexit etkisi hala devam ediyor mu? Edecek midir? Nasıl etkiliyor küresel piyasaları? Yani şu anda Avrupa'da son dönemde işleri iyi gidiyor. O konuda ama bu bağımsızlık talepleri vesaire şu anda bir Avrupa'nın birliğine de gölge düşüren bir noktada hareket ediyor. Yani İngiltere olayına Avrupa Birliği artık yavaş yavaş alıştı. Avrupa'da da işler iyi gitmeye başladı. O da işte pariteyi 1.20'lere kadar taşıyan bir etmen oldu. Şu anda orada da çok dünyaya paralel olarak işlerin biraz daha iyileşeceği, o parasal genişlemeden Avrupa'nın da geri döneceği o noktada onlar da bu süreçte Amerika'nın bu politikalarının şeyinde Avrupa'da parasal genişlemeyi biraz yavaş kısma gibi bir yaklaşım içerisinde olma durumları olabilir gibi gözüküyor şu andaki oradaki gelen veriler ve tabloya baktığımızda. Efendim, başlık olarak altındaki son durum da desek. Şimdi evet, özellikle iç piyasa, bunun devamında esnaf, hepsine bakarsak ekonomik yönden altındaki son durum nasıl etkiliyor sizce piyasaları? Özellikle bunun devamında yatırım ve yatırımın dışında da değerlendirilebilecek durumlardan bir tanesi olduğu için özellikle ayrı bir başlık açmak istiyorum. Altındaki son durum ve seyri hakkında neler söylersiniz? Yani şimdi altın artık zorunlu yani evlenmelerde bir zorunlu takı olayına girdiğimizde altın gerçekten de Türk gelenekleri dolayısıyla zorunlu bir alışveriş. Evlenecek herkesin takıları takma gibi bir zorunluluğu var. Bu noktada yaz dönemlerinde daha fazla talepler olduğunu görüyoruz altın noktasında, altın ve pırlanta noktasında. Kış dönemlerinde düğünler azaldıkça da vatandaşın taleplerinde daha bir yavaşlama görülmekte. İşte Eylül itibariyle bir sakinleştiğini görüyoruz şu anda altın halkın talebi noktasında. Ama son açıklamalarla birlikte çok altın bozdurma da yok. Yani piyasadaki hareketi değerlendirme açısından bakarsak bu açıklamalar şimdilik yansımadı. Ama önümüzdeki haftalar bu yansır mı onu da görüp değerlendireceğiz. Evet, altının seyri noktasında da diyorsunuz ki aslında dönemsel bir durum var. Çünkü iç piyasa içerisinde geleneksel bir durum hakim olduğu için bu durumun da etkisini mutlaka görüyoruz. Özellikle evet yatırım noktası ama bunun devamında da kullanıldığı ve amaç edildiği bir nokta olduğu için bu da aslında sorumuzun cevabı olmuş oluyor. Hareketlilik noktasındaki nedenlerden bir tanesi olduğunu söylüyorsunuz. Doları soralım. Evet, altın bu noktada böyle ama sat dolar bazında baktığımızda şu an eğer evet bir yatırım yapılacaksa dolar alalım mı, yatırımımızı o yönde yapalım mı sorularına nasıl cevap verirsiniz? Yani ben şu anda dolarda da 3.55'lere yaklaştıkça dolar almakta fayda görüyorum. Şu anda 3.50'lerin altında, 3.47'lerin altında dolarda kalmamak lazım. Ondan TL değerleneceği bir süreç olur. Ben buna bir ölçüde teknik olarak teknik seviyeler de veriyorum bu anlamıyla. Şu anda kısa dönemli olarak bakarsak 3.55'ler ve 3.60'lar çok önemli. 3.60'ın üstüne çıktığında 3.75'leri hedefleyen bir piyasa göreceğiz. 3.60'ları geçmedikçe de 3.55'ler, 3.50'ler şu anda kısa vadeli destek olarak önümüze çıkıyor. 3.50'lere yaklaştıkça maliyet yapmak kısa vade için yıl sonu itibariyle doğru bir yatırım olur diye düşünüyoruz. Yıl sonu itibariyle de fiyatlar yükseldiğinde de yeni yılın projeksiyona göre yatırımcıların tavır alması ve ona göre kararlarını vermesi daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Evet, yıl sonu seyri aslında bu noktada diyorsunuz genel anlamda. Yani ben yıl sonu itibariyle doların ve altının da yükseleceği düşüncesindeyim.
Şu anda işte bilanço küçültmesi, Amerika'da Aralık'ta faiz artırımı gündemden düşmese yani fiyatların yükseleceğini bekliyorum. Ancak veriler çok kötü gelir, faiz artırımı gündemden düşer, o zaman fiyatlarda geri gelişler görebiliriz. Ama şu andaki gidişat, görüntü yıl sonu itibariyle fiyatların da yükseleceğini gösteren son gelişmeler bunu gösteriyor. Efendim gündemin etkisini de görüyoruz aslında. Ekonomik politik durumun etkisinin çok yoğun olduğunu görüyoruz dünya üzerinde. Evet, ABD yönetiyor ama bunun devamında da açıklamalar noktasında sürekli gündemde biz bekliyoruz. Ve devamında tabii ki piyasalara yansıması çok da beraber ve zincirleme olduğunu gittiğini söylüyoruz. Şu anda dünyada yaşanan durumlar ve ekonomik politik boyutuyla baktığımızda risk oluşturacak durumlar var mıdır? Piyasalar için büyük bir oynama mümkün müdür? Öngörüyor musunuz? Nasıl bir bakış açısı? Yani her zaman mümkün. Yani dünyada hangi dakikada hangi gelişme olduğu noktasında kesin bir şey söylemek zor. İşte Trump hangi noktada nasıl bir çıkış yapacağını, işte Kuzey Kore'nin, Rusya'nın vesaire, evet, bu noktada gerçekten çok da öngörülür bir durum söz konusu olmuyor. Dünyadaki gerilimler piyasaları da anında etki altına alabiliyor. Ki bizim de jeopolitik riskler dediğimiz Orta Doğu'daki şu andaki gelişmeler bizi her zaman sıkıntının içerisine çekebilecek, bizim risklerimizi artıracak bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Yani şu anda Kuzey Irak sorunu biraz dilmeye başladı. Yani daha sakinleşme sürecine girdi ama hangi dakikada nasıl bir gelişme olacağı da çok öngörülebilir de değil. Peki böyle bir durumda öngörülemeyen bir durum varsa riski sorduk. İlk etkilenecek nokta sizce neresi olur? Yani bu jeopolitik riskler Türkiye için orada bir sıcak çatışmaya neden olursa o bizleri olumsuz etkileyecektir. Yani hızlı bir şekilde piyasada dalgalanmayı görmek mümkündür diye düşünüyorum. Peki bu dalgalanmayı biz her alanda görecek miyiz? Yoksa ilk etapta gördüğümüz nokta aslında zayıf halkalarımız mı olacaktır? Yani şimdi kırılgan ülkeler dediğimiz işte dış ticaret açığı olan, o konuda dışarıdan gelen parayla kendi iç döngüsünü yapan ülkeler bu konuda daha kırılgan ülkeler konumunda. Ki böyle beklenmedik gelişmelerde bir maliyet demek o konuda büyük sıkıntıların da kapısını aralamak demek. Bu da dünya bu teknolojinin ulaştığı seviye, işte dünyadaki bir veri akışı bile, bir olay bile bütün dünyayı anında para piyasalarında etkileyen, yönlendiren bir konumda hızlı bir şekilde tehlike gördüğü veya risk gördüğü ülkeleri hızlı bir şekilde satıyorlar. Hızlı bir şekilde de alabiliyorlar. Yani bu noktada da bizim piyasalarımızı da dalgalanmaya açık bir zayıf bir karın olarak gözüküyor. Evet, iyi yapıya sahip. Evet. Özellikle bunun da altını çizmiş olalım diyelim. Toparlarsak özellikle son vurgularınız ne yönünde olur? Evet, ABD'nin açıklamalarını ve Trump'ın açıklamalarını özellikle bekliyoruz diyorsunuz. Bunun devamında evet şu anda güvenli bir seyir var. Yıl sonuna kadar gidecek bir süreci aslında bugün bize anlatmış olduğunuz program boyunca. Ama ekonomi politik baktığımızda aslında değişecek durumlarında aslında Türkiye'nin iç piyasasında etkileyeceğini söylüyorsunuz her zaman olduğu gibi. Ama dediğimiz gibi zayıf halkalar belki etkilenecektir. Son mesajlarınız ne olur efendim? Son bununla alakalı olarak. Yani şu anda sonun çok itibariyle tekrar edecek olursak yani yatırımcıların şu anki
gelişmeleri, verdiğim teknik seviyeleri dikkat etmelerinde, ona göre yatırımlarını yapmalarında fayda olur diye düşünüyoruz. Bizim ülkemiz açısından da kırılganlıklarımızı ne kadar azaltırsak, belirsizliklerimizi ne kadar azaltırsak, dış dünyayla olan ilişkilerimizi ne kadar iyi tutar ve ihracat potansiyelimizi ne kadar artırırsak, kırılganlıklarımız da o kadar azalacaktır. Ve yatırımcılar da daha öngörülür bir yatırım politikası uygulayacaktır. Evet, dünyada olan iletişim diyoruz. Bunun devamındaki yatırım noktasında nasıl değişeceğini bize gösterdiğini söylüyorsunuz efendim. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. O fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Harun. Çok sağ olun diyelim efendim. Bugünlük noktalıyoruz. Yarın tekrar buradayız. Farklı konu ve konukla beraber. Hoşçakalın, mutlu günler.